Değerli arkadaşlar merhaba. Bilgi Nesiller kanalıma hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığı eğitim kurumlarına yönetici seçme sınavı, genel kültür, temel yurttaşlık bilgisi konu anlatımıyla karşınızdayım. Değerli arkadaşlar kanalıma abone olmanızı ve bildirim tuşunu açmanızı tavsiye ediyorum. Beğen tuşuna basmanızı ve yorum bırakmanızı rica ediyorum. Yaptığım çalışmaların sizlere katkı sunmasını dileyerek konu anlatımıma kaldığım yerden devam ediyorum değerli arkadaşlar. Birinci videoda temel yurttaşlık bilgisiyle ilgili genel bilgileri vermiş olduk. Şimdi insan hakları ve devletle ilgili ikinci kısımda devam ediyorum değerli arkadaşlar. İnsan hakları ve devlet konu başlığımız. Hukuksal bir kurum olarak devlet, bir toplumda kişiler arası ilişkileri düzenleyen, kuralları oluşturan, kişilerin birbirleriyle olan anlaşmazlıklarını çözen, insanları iç ve dış tehlikelere karşı koruyan, toplumda dirlik ve düzeni sağlayan kurum devlettir değerli arkadaşlar. Devlet hukuk kurallarına göre kurulduğu ve işlediği için bir hukuk sistemidir. Modern devletlerin örgütlenmesi pozitif hukuka göre olur. Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet yapısı anayasada belirtilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet yapısını anayasanın birinci kısmında genel esaslar başlığı altında yer alan 11 maddede belirtilmiştir. Bu maddeleri sizinle paylaşmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet yapısının anayasanın birinci kısmında genel esaslar başlığı altında yer alan 11 maddede belirtilmiştir değerli arkadaşlar. Birinci maddesi devletin şeklini, ikinci maddesi cumhuriyetin niteliklerini, üçüncü maddesi devletin bütünlüğünü, resmi dilini, bayrağını, milli marşını ve başkentini belirlemiştir. Dördüncü maddede ilk üç maddenin değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez olduğunu hükme bağlamıştır. Beşinci maddesi devletin amaç ve görevlerini belirtir. Altıncı maddesi madde egemenlik hakkının kime ait olduğunu ve nasıl kullanılacağını belirler. 7, 8 ve 9. maddelerde devletin organları, yasama organı, yürütme organı, yargı organı sayılmıştır. 10. maddede kanun önünde eşitliğe yer vermiş. 11. madde ise anayasanın üstünlüğünü ve bağlayıcılığını hükme bağlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti devlet sisteminin dayandığı temel esaslar 1. Atatürk milliyetçiliği ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık. 2. Egemenliği kayıtsız şartsız millete ait olması, kuvvetler ayrılığı, üniter devlet yapısı ve laiklik, hukukun üstünlüğü, dünya milletler ailesinin eşit bir ferdi olma, çağdaş uygarlık düzeyini yakalama, yurtta ve dünyada barış. Laik devlet ve insan hakları konusu ikinci başlığımız. Laiklik kavramının iki boyutu vardır. Birinci boyutu din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Laikliğin ikinci boyutu din, vicdan ve ibadet hürriyetinin sağlanmasıdır. Laik bir devlette bulunması gereken özellikler şunlardır. Kişiler din, vicdan ve inanç özgürlüğüne sahiptir. Devlet bütün dinsel inançları anayasal güvence altına alır. Yasa ve kurallar dinsel ilkelere göre değil, akla ve mantığa dayanır. Bütün kurumlar gibi eğitim kurumları ve eğitimin içeriği de din kurallarına göre düzenlenmez. Hukuk devleti ve insan hakları. Hukuk devleti vatandaşlarına hukuki güvenceler sağlayan, devletin eylem ve işlemlerinin hukuk kurallarına bağlı olduğu bir devlet sistemidir. Hukuk devleti ilkesi 1961 anayasasıyla devlet sistemimize girmiş, 1982 anayasasının ikinci maddesinde Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir ifadesiyle hukuk devletini cumhuriyetin temel niteliklerinden biri olarak sayılmıştır. Hukuk devleti olmanın gerekleri. Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması, kanun önünde eşitlik, idarenin hukuka bağlılığı, kanunların anayasaya uygunluğunun denetimi, devlet faaliyetlerinin belirliliği, idarenin yargısal denetimi, mahkemelerin bağımsızlığı, İdarenin mali sorumluluğu, kuvvetler ayrımı, demokratik rejim, sosyal devlet ve insan hakları. Sosyal devlet, toplumun güçsüz kesimini güçlüler karşısında toplumsal ve ekonomik konularda önlemler alarak koruyan, onların eşit ve özgür olmasını amaçlayan devlettir. Sosyal devletin temel ilkesi
toplumdaki eşitsizlikleri olabildiğince gidererek sosyal adaleti sağlamaktır. Devletin bireylere tanıdığı başlıca sosyal haklar, mülkiyet hakkı, ailenin korunması hakkı, eğitim ve öğrenim hakkı, sağlık hakkı, çevre hakkı, gençliğin korunması ve sporun desteklenmesi hakkı, sosyal güvenlik hakkıdır. Sosyal devlet anlayışının gerekleri: gelir adaleti ve eşitlik, fırsat eşitliği, tam istihdam ve işsizlikle mücadele, sosyal güvenlik, sosyal denge ve barışı sağlamak, ekonomik büyüme ve kalkınma, ekonomik kalkınma ve yoksullukla mücadele, sosyal devlet anlayışının gerekleridir. Demokrasi çeşitleri: doğrudan demokrasi, yarı doğrudan demokrasi ve temsili demokrasi olmak üzere 3 çeşittir. Doğrudan demokrasi. Doğrudan demokrasi, kanunların bizzat halk tarafından yapılmasını ve kamu gücüne ilişkin kararların bizzat halk tarafından alınmasını ifade eder. Halkın egemenliğini bizzat ve doğrudan doğruya kullandığı demokrasi türü doğrudan demokrasidir. Kökeni halk egemenliği ve egemenliğin devredilmezliği teorisine dayanmaktadır. Bu sistemde parlamento ve yöneten yönetilen farklılığı yoktur. Doğrudan demokraside devlet için gerekli tüm kararlar bizzat halk tarafından alınmaktadır. Bu tür demokrasilerde vatandaşlar yasama organını meydana getirir. Seçme hakkına sahip olan vatandaşlar 1. Meydanda toplanarak yürütme ve yargı görevini yerine getirecek görevlileri seçerler. Seçmenler bir çeşit halk meclisi oluştururlar. Yürütme ve yargı görevine seçilenler bu halk meclisine karşı sorumludurlar. Ayrıca suçları yargılayacak kişileri de kendi arasından seçerler. Güçler ayrılığı ilkesi yoktur. Halkı ilgilendiren temel her konu oylanmak suretiyle bir sonuca bağlanır. Demokrasi idealine en yakın sistem olarak anılmakla birlikte geniş coğrafi alan ve nüfus fazlalığı doğrudan demokrasiyi olanaksız kılmaktadır. Doğrudan demokrasi sadece vatandaş olanların katılımıyla eski Yunan sitelerinde uygulanabilmiştir. Bunun dışında günümüzde İsviçre'nin birkaç kantonunda uygulanmaktadır. İkinci demokrasi çeşidi yarı doğrudan demokrasidir. Yarı doğrudan demokrasi, egemenliğin kullanılmasının halk ile temsilcileri arasında paylaştırıldığı demokrasi çeşididir. Yarı doğrudan demokrasi, egemenliğin kullanımının esasen halkın seçtiği temsilcilere bırakılması nedeniyle temsili demokrasiye referandum gibi araçlarla seçmenlerin egemenliğin kullanılması, doğrudan katılmaları bakımından ise doğrudan demokrasiye benzemektedir. Bu çerçevede yarı doğrudan demokrasinin temsili ve doğrudan demokrasinin birleşimi olduğunu söylemek mümkündür. Yarı doğrudan demokrasinin araçları 1. Referandum, 2. Halk vetosu, 3. Halk girişimi, 4. Temsilcilerin aznidir değerli arkadaşlar. Referandum, yasama organının yaptığı bir yasayı halkın evet ya da hayır şeklinde oylamasıdır değerli arkadaşlar. Halkın vetosu, referandum yapılması için halkın girişimde bulunmasıdır. Halkın isteğiyle yapılan oylama sonucu yasa ya kabul edilecek ya da reddedilecektir. Kanunların kabulü referandumun sonucuna bağlıdır. Yarı doğrudan demokrasilerde halka kanun teklif etme yetkisi de tanınmıştır. Yarı doğrudan demokrasi halka yönetime daha etkili katılma imkanı tanıdığı için özgürlükler lehine bir avantaj sağlar. İsviçre ve İtalya örneklerinde yarı doğrudan demokrasi görülmektedir değerli arkadaşlar. Üçüncü demokrasi çeşidi temsili demokrasidir. Temsili demokrasi, millete ait olan egemenliğin milletin seçtiği temsilciler aracılığı ile kullanılmasıdır. Temsili demokrasi de seçim temel araçtır. Temsili demokrasi milli egemenlik teorisine dayanmaktadır. Temsilci seçildiği bölgenin değil tüm milletin temsilcisi konumundadır. Genellikle nüfusu kalabalık ülkelerde temsili demokrasi uygulanır. Milletvekilleri parlamento, millet meclisi sistemidir temsili demokrasi.
milletin seçtiği temsilciler meclis ya da genel anlamıyla parlamento olarak adlandırılan yerde toplanır ve millet adına kararlar alırlar. Bu temsilcilere milletvekili ya da parlamenter denir. Milletvekilleri belirli sayıda ve belirli bir süre için seçilirler. Temsili demokrasi modelinde öne çıkan temel özellikler, iktidarın meşru bir seçimle belirlenmesi, çoğunluğun görüşünün kabul edilmesi ve kuvvetler ayrılığı ilkesidir. Temsili demokrasi uygulayan ülkelere örnek olarak Türkiye verilebilir. Almanya, İngiltere, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda temsili demokrasiyi uygulayan ülkeler arasındadır. Temsili demokrasinin kontrol mekanizmaları parlamentonun fesi, dilekçe hakkı, danışma referandumu ve politik grevdir. Demokrasinin ilke ve kurumları. Bir rejimin demokrasi olarak nitelendirilebilmesi için 4 temel ilke ve kuruma sahip olması gerekir. Bunlar seçimler ve temsil, siyasi partiler, çoğulculuk ve katılım, hukukun üstünlüğüdür. Seçimler ve temsil. Değerli arkadaşlar, seçimin işlevleri, seçim insanların siyasi konularda eğitilmelerini sağlar. Seçim, siyasi otoritenin dayandığı halk desteğini ölçen bir araçtır. Seçim, siyasi mücadelenin sonucunu değerlendirmede bir ölçüdür. Seçim, demokrasinin zaman zaman içine düştüğü siyasi bunalımların çözümlenmesinde araçtır. Günümüzde uygulanan seçim sistemleri iki çeşittir. Bunlardan biri çoğunluk sistemi, diğeri ise nispi temsil sistemidir. Çoğunluk sistemi bir seçim çevresinde seçime giren partiler arasında en çok oy alan partinin seçimi kazanmış sayıldığı sistem çoğunluk sistemidir. Nispi temsil sistemi ise seçime giren partilerin aldıkları geçerli oyların oranına göre temsilci çıkardığı sistemdir. Ülkemizde uygulanan seçim sistemi nispi temsil sistemidir değerli arkadaşlar. Ülkemizde uygulanan seçim sistemi nispi temsil sistemidir. Azınlıklara da temsil hakkı vermesi açısından çoğunluk sistemine göre daha adildir. Ancak partilerin çoğalmasına ve hükümet istikrarsızlığına neden olabilir. Bunu önlemek için baraj sisteminden yararlanılır. Nispi temsil sisteminde salt çoğunluğu sağlayan parti iktidara geçer. Bir parti tek başına salt çoğunluğu sağlayamazsa partiler aralarında anlaşırlar ve karma bir hükümet kurulur. Bu hükümet koalisyon hükümeti adını alır. Ülkemizde 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı oy kullanabilir. Silah altında bulunan er ve erbaşlar, askeri öğrenciler ve taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümler oy kullanamazlar. Anayasaya göre halk temsilcilerini 5 yıllık bir süre için seçer. Halk tarafından seçilen 600 milletvekili toplum adına özgürce karar alabilirler. Ülkemizde milletvekili seçilebilmek için 18 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekir. Siyasal partiler, siyasal kararları etkilemek ve bu amaçla siyasi iktidara gelmek için kurulan örgütlere siyasi partiler denir değerli arkadaşlar. Toplumdaki farklı görüşleri ve çözüm önerilerini sistemleştirir, bir araya getirir ve çıkar gruplarını belirli seçenekler etrafında toplar. Siyasi partiler önceden izin almadan kurulurlar. Hakimler, savcılar, yüksek yargı organı mensupları, işçi niteliği taşımayan kamu görevlileri, silahlı kuvvetler mensupları ve yüksek öğretim öncesi öğrencileri siyasal partilere üye olamazlar. Siyasal partilere devlet yeterli düzeyde ve halkça mali yardım yapar. Siyasal partilerin denetimi Anayasa Mahkemesi tarafından yapılır. Yasayla belirlenen koşullara uymayan partiler Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılabilir. Çoğulculuk ve katılım. Çoğulculuk, değişik görüşlerin varlığını ve yaşama hakkını tanımaktır. Çoğulculuğun temelinde düşünme ve düşündüklerini ifade etme özgürlüğü vardır. Herkes bu özgürlük gereğince özgürce düşünebilir. Düşündüklerini başkalarına aktarabilir, yaygınlaştırabilir ve parlamentoda temsil edilebilir. Ülkemizde de demokrasinin çoğulculuk ilkesinin gerçekleşebilmesi için
Anayasamızın 25. maddesinde düşünce ve kanaat hürriyeti, herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebeple ve amaçla olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz ifadesiyle güvence altına alınmıştır. Katılım, insanların tercihlerinin ve tercihlerindeki değişmelerin siyasal karar verme sürecini etkileyebilmesidir. Halkın siyasal karar verme sürecinde etkin rol alabilmesi, basın özgürlüğü, sivil toplumun örgütlenmiş olması ve genel oy ilkesinin kabulü ile gerçekleşebilir. Hukukun üstünlüğü, bir devlette yasama organı da dahil olmak üzere devletin bütün organları üzerinde hukukun mutlak bir egemenliğe sahip olması hukukun üstünlüğü ile ilgilidir. Hukukun üstünlüğü ilkesinin sağlanması için şu koşulların geliştirilmesi gerekir. Temel haklar anayasalarda değişmez bir biçimde yer almalıdır. Yürütme organı anayasaya uygun olan yasaları uygulamalı ve hukuk düzenine bağlı kalmalıdır. Yargı kuruluşları bağımsız ve güvenilir olmalıdır. İnsan haklarının korunması ve gerçekleştirilmesi süreci. 1215 Magna Carta Libertatum Büyük Özgürlük Bildirgesi insan hakları kavramının ilk belgesi olarak kabul edilmektedir. 1915 Magna Carta Libertatum Büyük Özgürlük Bildirgesi insan hakları kavramının ilk belgesi olarak kabul edilmektedir. 1689 İngiliz İnsan Hakları Bildirgesi, 1776 Virginia Haklar Bildirgesi, 1776 ABD Bağımsızlık Bildirgesi, 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi, insan haklarına yer veren ilk yazılı belgelerdendir. Bu belgelerin etkisiyle pek çok ülkenin anayasasında insan haklarına yer verilmeye başlanmıştır. İnsan haklarının uluslararası düzeyde korunması amacıyla 1945'te Birleşmiş Milletler Örgütü kurulmuştur. Birleşmiş Milletler Anlaşması'nda dünyanın her yerinde insan haklarına saygının gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi bu amaçla ortaya çıkan ilk uluslararası belgedir. 10 Aralık 1948'de İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ilk uluslararası belge olarak kabul edilmektedir. Birleşmiş Milletler Anlaşması'nda dünyanın her yerinde insan haklarına saygının gerçekleştirilmesi bu belgeyle amaçlanmıştır değerli arkadaşlar. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi günümüz anayasalarına temel oluşturmuştur. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile İnsan haklarına tüm dünyada saygı gösterilmesi, dünya barışı ve huzuru için temel koşul sayılmıştır. İnsan hakları ve özgürlükleri ilk kez resmen uluslararası hukuk alanına çıkmış ve evrensel bir değer olarak kabul edilmiştir. İnsan haklarının uluslararası düzeyde korunmasıyla devletlerin kendi vatandaşlarının hak ve özgürlüklerini diledikleri gibi sınırlandırılması ve çiğnemesi engellenmiştir. Savaş ve insanlık suçlarının azalması için çaba gösterilmiştir. Kayıpların önlenmesi, faili meçhul cinayetlerin işlenmemesi amaçlanmıştır. İnsanlar arası ayrım yapılmasının önüne geçilmesi, insanların dernek ve sendikalar kurma özgürlüğünün yaşama geçirilmesi amaçlanmıştır. Türklerde Demokrasi Hareketi 1808 senedi ittifak. Ayanlara da padişahın yanında söz hakkı verildi. 1839 Tanzimat Fermanı. Padişah kendi yetkilerini sınırlandırdı. 1856 Islahat Fermanı. Halk arasında eşitlik sağlandı. 1876 Birinci Meşrutiyet. Halkın yönetime katılması sağlandı. Kanuni esasiye göre bir mebusan meclisi kuruldu. Yürütme organının başı padişaha, yargı ise bağımsız mahkemelere verildi. 1909 ikinci meşrutiyet, 1919 Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri, 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. 1921 teşkilatı esasiye kabul edildi. Hakimiyet kayıtsız, şartsız milletindir ilkesi benimsendi. 1924 Anayasası ile demokratik kurallar benimsenmiştir. 1934 kadınlara seçme ve seçilme hakkı.
1945'te gerçek anlamda çok partili hayata geçildi. 1946'da birden çok parti seçimlere katıldı. 1950'de hakimlerin denetiminde gizli oy açık sayım ile seçimler yapıldı. 1961 Anayasası kabul edildi. 1982 Anayasası kabul edildi. Halen 1982 Anayasası yürürlüktedir. Anayasalarımız. Anayasa, devletin temel yapısını, yönetim biçimini, devlet organlarının birbirleriyle olan ilişkilerini, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini düzenleyen temel yasadır. Yazılı hukuk kaynakları. Anayasa, uluslararası anlaşmalar, yasa, yürütmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmeliktir. Anayasa, devletin temel yapısını, yönetim biçimini, devlet kurum ve kuruluşlarının birbirleriyle olan ilişkilerini, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini düzenleyen temel yasadır. Anayasa, devletle vatandaş arasındaki bir sözleşmedir. Anayasada vatandaşların sahip olduğu haklar, ödevler ve özgürlükler ile devletin yetkileri açık olarak belirtilir. Anayasanın özellikleri. Anayasa, bütün kanunların özünü oluşturur ve bütün kanunlardan üstündür. Diğer kanunların hazırlanmasına kaynaklık eder. Hiçbir kanun anayasaya aykırı olamaz. Anayasa hazırlanıp meclis tarafından kabul edildikten sonra halk oylamasına sunulur. Bu işleme referandum denir. Devletin temel organlarını ve bunların görev ve yetkilerini anayasa belirler. Vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini belirleyerek anayasa güvence altına alır. Anayasada yer alan hükümler yine anayasada belirtilen şartlar yerine getirilerek değiştirilebilir veya yürürlükten kaldırılabilir. Anayasanın değiştirilmesi diğer kanunlara göre daha zordur. Diğer yasalar yasama organı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılır. Anayasaya aykırı yasa, tüzük ve yönetmelik çıkarılamaz. Anayasa Mahkemesi iptal eder. Yönetimin hiçbir işi ya da işlevi anayasaya aykırı olamaz değerli arkadaşlar. Türk tarihinde hazırlanmış anayasalar. 1876 Kanuni Esasi, 1921 Anayasası, 1924 Anayasası, 1961 Anayasası, 1982 Anayasası, 1876 Kanuni Esasi. İlk Osmanlı Anayasası Kanuni Esasi'dir. Prusya ve Belçika anayasaları esas alınarak hazırlanmıştır. Milletvekili seçilme yeterliliği ilk kez bu anayasa ile düzenlenmiştir. Yasama dokunulmazlığı ilkesi ilk kez bu anayasada düzenlenmiştir. Yüce Divan bu anayasa ile ilk kez kurulmuştur. İlk kez genel seçim, gizli oy, basit çoğunluğu ilkeleri uygulanmaya konulmuştur. Olağanüstü hal kavramına ilk kez 1876 Kanuni Esasi'de yer verilmiştir. Bütçenin yıllık olması ve vergilerin kanuniliği ilkesi ilk kez bu anayasada yer almıştır. Birinci Meşrutiyet'in ilanında Osmanlıcılık ve Batıcılık etkisi olmuştur. Merkeziyetçi devlet sistemi benimsenmiştir. 1909 İkinci Meşrutiyet'in ilanı. Bakanlar Kurulu kolektif ve bireysel olarak padişaha bağlı değil, yasama meclisine karşı sorumludur. Parti kurma hakkı getirilerek çok partili hayata geçiş sağlanmıştır. 1921 Anayasası, Teşkilat-ı Esasiye, meclis hükümeti, yasama ve yürütme organları yasamada toplanmıştır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesi benimsenmiştir. Güçler birliği ilkesi benimsenmiştir. Yerinden yönetim ilkesi benimsenmiştir. 1921 Anayasası'nda yargı düzenlenmemiştir. 1921 Anayasası Kanuni Esasi'yi yani 1876 yılındaki anayasayı yürürlükten kaldırmamıştır. Yani 1924 Anayasası yürürlüğe girene kadar iki anayasada yürürlükte kalmıştır. 1921 Anayasası'nda 1923 değişiklikleri. Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümet şekli cumhuriyettir. Cumhurbaşkanı meclis tarafından bir dönem olarak milletvekilleri tarafından seçilecektir. Cumhurbaşkanı 4 yıllığına seçilecektir. Cumhurbaşkanının meclis tarafından ikinci kez seçilmesi mümkündür. Başbakan, Cumhurbaşkanı tarafından milletvekilleri arasından seçilecektir.
Bakanlar başbakan tarafından ve meclis üyeleri arasından seçilecektir. Bakanlar cumhurbaşkanınca meclis onayına sunulacaktır. Devletin dini İslam'dır. Devletin resmi dili Türkçedir. Başkenti Ankara'dır. Yukarıdaki değişikliklerle birlikte 1921 Anayasası'na sonradan devletin dini İslam, dili Türkçedir ibaresi eklenmiştir. 1921 Anayasası'nın özellikleri: en kısa ve özlü anayasadır. Tek yumuşak anayasadır. Çerçeve anayasa özelliğindedir. Asli kurucu iktidar özelliğindedir. Temel hak ve ödevlerle ilgili düzenleme yapılmamıştır. Laik bir anayasa değildir. 1924 Anayasası, 20 Nisan 1924. Karma hükümet sistemi benimsenmiştir. Yasama ve yürütme organları yasamada toplanır. Kuvvetler birliği, kuvvetler ayrılığı sistemini benimsemiştir. Çoğunlukçu demokrasi anlayışını benimsemiş, oy çokluğu ilkesinin geçerli olması bunu gösterir. Çoğunlukçuluk, iktidar dışındaki grupların siyasi alana katılamadığı ve çoğunluğun söyleminin egemen olduğu sistemdir. Devletin temel niteliği cumhuriyettir. Bu madde değiştirilemez bir hükümdür. Güçler birliği ve meclisin üstünlüğü benimsenmiştir. 1924 Anayasası'nın özellikleri: kazuistik, yani ayrıntılı bir anayasadır. Sert bir anayasadır. Çoğunlukçu demokrasi anlayışını benimsemiştir. Oy çokluğu ilkesinin geçerli olması çoğunlukçu demokrasi anlayışını benimsediğini gösterir. En fazla değişikliğe uğrayan anayasa 1924 Anayasası'dır. En sivil anayasa 1924 Anayasası'dır. Şimdiye kadar en uzun süre yürürlükte kalan anayasa 1924 Anayasası'dır. Anayasanın üstünlük ilkesi benimsenmiştir. Sıkı yönetim kavramına yer verilmiştir. 1924 Anayasası diğer anayasalarımızın hiçbirinde olmayan kanunları yorumlama, yani yasama yorumu yetkisini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vermiştir. Türkiye Devleti bir cumhuriyettir maddesinin değiştirilmesi yasaklanmıştır. 1946'dan itibaren çok partili siyasi hayata geçilmiş, çoğulculuk ilkesi, tek dereceli seçim sistemi benimsenmiştir. Temel yurttaşlık bilgisi 2. konu anlatım dersimiz burada sona erdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmanızı, beğen tuşuna basmanızı ve yorum bırakmanızı rica ediyorum. Çalışmanızda kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalınız, esen kalınız.